Allah gecenizi hayırlı eylesin, gündüzünüzü hayırlı eylesin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı ve bereketli eylesin. Toprak işleyenin demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ve tarih boyunca toprağı kim işlediyse toprak onun olmuş. Kim toprağı işlemekten geri dönünce o toprağını kaybetmiş. Topraksız, yersiz, yurtsuz kalmış. Önce Yezid ve Yezid'den sonra Yezid'in askerleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin evlatlarına karşı haince baskılar yapmışlar. Buna baktığımızda çok büyük bir zulüm söz konusu. Ama o zulümden bir hayır çıkmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin torunlarından göz bebeği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretlerinin evlatları Orta Asya'ya doğru gitmiş. Türkler özü, sözü bir insanlar, misafirperverler, gelen misafirleri baş tacı edip koruyup kollamışlar Yezid'in avanesinden. Ama bunun karşılığında kendilerince Muhammedi diniyle tanışmışlar. Tanıştıkları din, dinin tam özü, tam kaynağı, çıkış noktası. Kim Kur'an'a, sünnete ve ehli beytime tabi olursa sapıtmaz diye buyuran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin işaret ettiği nokta. Ve Orta Asya'daki halklar, Orta Asya'daki kavimler, ırkı ne olursa olsun hepsi de dini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Hüseyin'i kolundan öğrenmişler. Bu öğreti zaman içerisinde Tebriz'de bir güneşin doğmasına sebep olmuş. Şems. Bu akşamki konumuz Şems ve Mevlana. İşte Hazreti Şems, Tebriz o zaman için o bölgenin en büyük şehirlerinden birisi. İlim, irfan yuvası, dergahların, tekkelerin, medreselerin harıl harıl çalıştığı bir yer. Ve rivayet edilir ki babası da mübarek şeyhlerden birisi. Rivayet edilir ki dedesi şimdi böyle çok ayrıştırılan noktada değil, Şia. Ve Şems o babanın çocuğu. Kendisini Kur'an ve sünnet noktasında yetiştirip bir üstada intisap edip şeyhinin adı, ilk şeyhinin adı Ebu Bekir'dir. Ona intisap edip ilk öğretilerini ondan alan, ondan sonra o öğretinin üzerine bir daha şeyhe giden, onun öğretisinden sonra tekrar bir şeyh daha dolaşıp kendisini dinin aşki yolunu seçen bir kimse. Daha doğrusu seçilmiş kimse. Çünkü peygamberler seçilmişlerdir. Velilerin aşk noktasındaki, yolundaki
kimselerle seçilmişlerdir. İşte Hazreti Şems çocukluğundan itibaren harikulade hallere sahip olan, kendisinin üzerinde çocukluğundan itibaren bizim kerametvari diyeceğimiz hallerle, zuhuratlarla büyüyen bir çocuk ve çocukluğundan itibaren ilahi aşka doymayan bir kimlik. Hep aç. Ne kadar şeyh dolaşırsa dolaşsın, bütün şeyhlerdeki var olanı aldıktan sonra açlığını doyuramayan. Şeyhlerin, o günkü şeyhlerin onun açlığını tam manasıyla doyurmadıkları, doyuramadıkları bir kimlik. Hatta kendi rivayetiyle babası, çünkü ona aşkın değişik halleri vurunca 30 gün, 40 gün dağlara, ovalara dolaşır. 25 gün, 30 gün hiçbir şey bazen yemeden, içmeden yaşar. Babası der ki, evladım senin bu hallerin beni korkutuyor. Senin bu hallerin bende farklı şeyler oluyor. Sen rahatsız mısın, neysin, durumun ne? Kendi halini babasına şöyle açıklıyor. Baba, benimle senin arandaki mesele nedir biliyor musun? Hayır evladım. Bir tavuk düşün, onun altına bir sürü tavuk yumurtası konmuş ama bir tane de kaz yumurtası konmuş. Tavukların, civcivler yumurtalarından çıkınca su kenarına gelinceye kadar bir sıkıntı yok. Ama su kenarına gelen civcivlerden bir tanesi suya doğru koşmada. Tavuk çırpınmada yapma, etme, koşma, boğulacaksın demede. Ama o kaz, gerçekte kaz çünkü. Ama tavuk civcivlerinin arasında duran civciv suya atlamada. Senin çırpınışın bu baba. Yani onun kendisi deryalara dalmaya mümkün. Özü o. Ama deryaya dalmaya öz olarak mümkün olmayan çırpınır, boğulur. Hani Hazreti Pir der ya, sen deryaya dalmaya öğretilmişsin. Ne işin var karada? İnsan deryada, deryaya dalmaya, suyun üzerinde yürümeye yetiştirilmiş. Ne işin var karada? Ben biraz daha arttırayım. İsa'dan ne eksikliğin var? O madem ki denizin üzerinde yürür, sen neden yürümezsin? O madem ki denize dalar, havarilerinin gemisini kenara çeker. Sen Muhammed ümmetin, sen ümmetindensin. Ne işin var karada? İşte Şems bu üstadların terbiyesinden aldıktan sonra seyahat eder. Sufilerde seyahat çok önemli bir şeydir. Eğer seyahat yoksa bir sufinin kemalatta eksikliği vardır. Ve Şems bu seyahat esnasında ilden ile gezer. Arıyordur. Ve aradığını bir türlü bulamamaktadır. Çünkü bütün maharetini, bütün her şeyini bir toprağın üzerine yaymalı ve o toprak onun olmalıdır. Daha kendisinin toprağını henüz bulmamıştır. Bütün tohumlarını o toprağa atmamıştır. Topraksızdır Şems. Ve Şems her gece Allah'a yalvarır. Kendi halini anlayacak, kendi halini öğretebileceği, ona aktarabileceği, ona anlatabileceği bir hak dostu arar. Çünkü onu anlayacak olan yine kendi cinsinden bir kimsedir. Kendi cinsinden kimse kendisini anlar. Kendisinden olan kendisini sever. Herkes aslında bir noktada kendisini sever. Cimri cimriyi sever. Cimri cömerti sevmez. Cömert cömerti sever. Cömert cimriyi sevmez. İyi iyiyi sever. Kötü de kötüyü sever. Kötü iyiyi sevmez. İyi de kötüyü sevmez. İyi kötüyü severse aslında kendisi de kötüdür. Katil katili sever.
İkisi beraber otururlar, ikisi de katilliklerinin hak olduğunu anlatırlar. İkisi de der ki, öldürmekte haklıyız. İkisi de katildir çünkü. Dinsiz dinsizi sever, imansız imansızı sever. Herkes kendinden olanı sever. Takva ehli, takva ehlini sever. Aşık, aşığı sever. Aşık, aşık olmayandan canı sıkılır. Konuşamaz, lal olur onun yanında. Seven, seven ara, ara. Hani Hazreti Pir der ya, bir dildaşından ne ayrı düşer, hep ağlar durur. Çünkü herkes dildaşını arar. Bu alemde herkes dildaşını arar. Bu alemde dildaşsız yaşanmaz çünkü. Dildaşını bulamayan bir kimse, kimle konuşursa konuşsun, gariptir kendisi. Yalnızdır, kimsesizdir. Kalabalıkların içerisinde dahi kimsesizdir. Onun etrafında 100.000 kişi olsa, o dildaşını bulamadıysa, o aslında kimsesizdir, yalnızdır. İşte Şems de yalnızdır. O da dildaşını arar. O da belde belde hep arar. Hep Allah'a niyaz eder. Ya Rabbi, bana bu yoldaşımı, bu dildaşımı göster. O her münacatında, her yalvarışında ona manen gelen söz şudur. Vakti geldiğinde bu da olacaktır. Allah duaları kabul edendir. Cenab-ı Hak hiçbir duayı reddetmez. Cenab-ı Hak ayeti kerimede der ki, ey Habibim, kullarım sana benden sorarlarsa, de ki, dua ederlerse dualarına icabet ederim. Benden isterlerse veririm. Beni zikrederlerse zikrederim. Bana bir adım gelirlerse 10 adım gelirim. 10 adım gelirlerse 100 adım gelirim. 100 adım gelirlerse ben onlara koşarım. Sakın ümitsizlik yok. Dua edin, o duanıza icabet eden. İsteyin, o verecek olan. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Evet, söz konusu olan Şems. Şems dua eder, Allah geri çevirir mi? Allah'ın öyle kulları vardır ki, yağmur yağsın dese yağmur yağar. Allah'ın öyle kulları vardır ki, bir iş olsun dese olur. Kimdir onlar? Allah'ın veli kullarıdır. O veli kulları ki, Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle, bereketiyle, lütfuyla, ikramıyla ihsan eder. İşte Şems de her gece dua etmekte. Böyle bir kendisinin dildaşını aramakta. Ve her gece dua eden Şems'e hep duasının karşılığı olarak vakti geldiğinde bunu sana bildireceğiz demekteler. Ve aramakta Şems. Hani meşhurdur ya, arayan bulur. Her arayan bulur mu? Her arayan bulur. Bazen derler ki, bir yerlerden, internetten okurlar. İşte arayan bulurmuş ama her arayan bulamazmış. Her arayan bulur. Neyi ararsa onu bulur her. Aradığını mutlaka bulur. Yeter ki o arasın. Hani neye hicret ederseniz onu bulursunuz. Hadis-i şerif, neye hicret edersiniz? Dünyaya hicret eden dünyayı bulur. Kadına hicret eden kadını bulur. Erkeğe hicret eden erkeği bulur. Allah'a hicret eden Allah'ı bulur. Bulur. Dostluğa hicret eden dostluk bulur. Düşmanlığa hicret eden düşmanlık bulur. Hainliğe hicret eden hainlik bulur. Vefaya hicret eden vefa bulur. Güzelliğe hicret eden güzellik bulur. Herkes aradığını bulur. Sizin önünüzde de aradığınız vardır. Başka bir şey yoktur. Aradığınıza koşarsınız. Ve Hazreti Pir'in deyimiyle neyi arıyorsan osundur der. Neyi arıyorsan osun. Neyi arıyorsan. Gerçekten onu arıyorsan, ne arıyorsan muhakkak onu bulursun. İşte Hazreti Şems kendisini anlayacak dildaş aramakta. Ve Allah her gece onun duasına cevap vermekte. Demekte ki bekle. Çünkü yalvarılmak Allah'ın hoşuna gider. Dua Allah'ın hoşuna gider. Siz ondan
Ona gidecekseniz duayla gidin. Onun katında olmayan haşa bir tek dua var. Onun katında olmayan niyaz var. O zenginler zengini. Ne istiyorsanız var onda. Her şey var. Ama o kendi kendine dua etmiyor ya. Ya ona dua edecek lazım. Kendi kendine isteyemeyeceğine göre ona bir isteyen lazım. Kendi kendine niyaz etmeyeceğine göre ona bir niyaz eden lazım. Ya cömert, cömertlik var onda. O cüddür kendisi. İstemeden verir. Sen hiçbir şey istemezsin. Güpbedek senin önüne oturtturur onu. O öyledir. Onun şanına layıktır bu da. Ama o kendi kendine niyaz etmez. Kendinden bir şey istemez. O zaman ondan bir şey istenmek onun çok hoşuna gider. En çok hoşuna giden şey ondan bir şey istenilmesidir. En çok hoşuna giden şey ona sığınılmasıdır. O kendi kendine sığınacak değil ya. En çok hoşuna giden şey ona dua edilmesidir. Ona ibadet edilmesidir. En çok hoşuna giden. Neden? Para var onda, madde var onda, yaratma var onda. Her şey var. Ama zenginliğin sahibi o. Kendisinden zenginlik ister mi? Hayır. O yüzden der ki ben kanıyım. Sizler fakirsiniz. İsteyin benden. Ondan isteyin. Dilediğinizi isteyin. İstediğinize yere kadar isteyin. Ondan ne isterseniz isteyin, hiçbir zaman ona az gelmeyecektir. O çok gelmeyecektir. İşte şans. Böyle her gün isteyerekten Allah'a yalvarır, yakarır dururken bir gece istediğinin verileceği söylenir. Güneş gibi doğar rüyasına haline. Çünkü aradığı, istediği Konya'dadır. Şems, yavaş yavaş Konya'ya doğru yol alır. Bırakalım. O Konya'ya doğru yol alsın. Belk'ten bir kervan çıkar. Belk şehri. Alimlerin ilim yuvası ve bu ilimin kaynaması, taşması İslam dünyasının dışına yol bulması gerek. Moğol istilası bir taraftan başlar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası kendi arkadaşlarıyla, medresedeki hocalarıyla yola çıkar. Ona da göç rüyası gösterilir. Ve rüyaya göre göç başlar. Belk'ten yürüyerekten Bağdat'a gelinir. Bağdat'tan yürüye yürüye Medine-i Münevvere'ye gidilir. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzuruna varıldıktan sonra Mekke, haç farizası yerine getirilir. Mekke'den kervan tekrar yola çıkar. Bu esnada zamanın kutbu lazamı büyük bir Feridüddin Attar'a yol düşer. Feridüddin Attar 11-12 yaşlarındaki Hazreti Mevlana'ya bakar, arkasında kocaman bir derya var. Önde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası, arkasında Hazreti Mevlana yürümektedir. Der ki, öndeki göl, ardında derya var. Ve Feridüddin Attar Hazretleri dua eder, niyaz eder. Hazreti Mevlana'nın seçilmiş bir kimse olduğunu görür. Ve babasına öğüt verir. Evladına iyi bak, onu iyi yetiştir. Ve mana onları Şam'dan Konya'ya, özür dilerim, Erzurum, Sivas,
Malatya, ardından Karaman'a gelirler. Karaman o zaman için yine ilim irfan yuvasıdır. Karaman'ın devlet erkanı hemen ona bir medrese tahsis ederler. Medresede ilim öğretmeye başlar. Bir müddet sonra Konya'ya davet edilir. Konya'ya göçülür komple ve Konya'da ilim irfan çalışmaları devam ederken ve aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın yetiştirilmesi devam ederken baba vefat eder. Gömülür. Ardından Tirmizi Hazretlerine bağlanılır. Kayseri'deki o da babasının halifesidir. O da vefat eder. Posta Hazreti Mevlana oturur. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, şimdi bazen bazıları alayvari konuşuyorlar ya, ilim irfan bilmeyen, eğitim bilmeyen, okuma yazma bilmiş cahiller. Fizik, kimya, matematik, astrofizik. Buralardan icazetli. Matematik. Yani bu eğitimleri tek başına verebilecek ehliyete sahip. Zaten Arapça, hadis, fıkıh, kelam, bunlara girmeme gerek yok. Bunlar zaten bir tamam. Mesnevi'de bu ilim dallarının hepsinden de numuneler vardır. Akaid vardır, kelam vardır Mesnevi'de, matematik vardır, tıp vardır, fizik vardır, kimya vardır. Mesnevi'nin içerisinde astrofizik vardır. Mesnevi'nin içerisinde günlük hayat vardır, hal vardır, rüya vardır. İşin batini tarafı, sır tarafı vardır, mana tarafı vardır. Ne ararsan vardır Mesnevi'de. İşte Hazreti Pir artık babasının koltuğuna oturmuştur. Ama o da açtır. O da aradığını arar. Bekler. Doymaz. Doymak nedir? Doymamak nedir? İnsan kendi kendine düşünür. Siz bunu zahir olarak düşünürsünüz. Hani açtır ya, yemek yiyecek. Yemeği yer, doyar. Makuldür, doymuştur o kimse. İnsan akli melekeleri çalışıyorsa doymuştur. Ona çok güzel bir, sevdiği bir yemek gelir, sevdiği bir tatlı gelirse bir dilim alır yine. Doyduğu halde yer. Doyduğu halde yemek o kimsenin aklının yeterli olduğunu gösterir. Açken yememek de o kimsenin aklının yeterli olduğunu gösterir. Açken yemiyorsa, tokken yiyorsa o kimse akıllıdır, insandır. Hayvanlar açken yerler, tokken yemezler. Hayvanların böyle kendi içlerinde cins cinstir. Bazı cinsler çok aşağılıktır. Aşağılık olanlar tokken bile öldürürler av hayvanlarına. Aslan aşağılık değildir. Tokken ceylanı koysanız yalar ceylanı. Tokken avlanmaz aslan. Siz aslan gibi olun inşallah manada. Ama aşıklık açlıktır. Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hüsamettin Çelebi'nin ağzında Mesnevi'de der ya, ben açım, beni doyur, şimdi doyur. Yarın demek er kişinin işi değildir. Ben açım, beni şimdi doyur. Açtır. Sufi manada açtır. Sufi manada fakirdir. Sufi manada doymak bilmez. Hani dünyaya aşık olanlar vardır ya, bir fabrikası vardır, bir fabrika daha yapmak ister. Ben onu anlıyorum. Ona bir fabrika koysan bir fabrika daha ister. Hadis-i Şerif'te der ki,
bütün dünyayı versen ikinci bir dünyayı ister. Bu hadis-i şerifi manaya çevirir. Manada ona bir dünya verseniz yok mu daha der. Bunun örneği kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Diyordu ki hakkıyla sana kulluk edemedim. Doymuyordum. Ve işte Hazreti Mevlana da bir mürşittir o ana kadar. Ama hani derler ya sufiler, hakka giden nefes adedince yol vardır. Ama bu yolları topladığımızda üç sınıfa ayırabiliriz. Birisi, bu ben böyle eski Arapça, Osmanlıca tabirler kullanmayayım. Birisi en yüksekte görülen aşk yoludur, aşıklık yoludur. Bu, o kimsenin aşık olmasıyla o yol yürünür. İşte Hazreti Pir de o zaman için bu aşıklığa adım atma, burası kalmıştı. Hazreti Mevlana bu adımı attıracak olanı arıyordu. O da gece gündüz halden hale geçirecek, onu deryadan deryaya atacak, onu perdeden perdeye getirecek, onu aşkın yolunda sonsuzluğa kanat çırptıracak. Onu sevgililer sevgilisiyle her gece görüştürüp konuşturacak, her gece dostun dostu gördüğü anı yakalamaya çalıştıracak bir dost arıyordu. Oysa etrafında bir sürü talebeler, bir sürü hocalar, etrafında bir sürü naibler, nakipler, etrafında devlet erkanı, etrafında bütün halk. Herkes onu seviyordu. Herkes etrafındaydı. Ama o eksikti kendince. Bu eksikliğini tamamlayacak olanı arıyordu. O da arıyordu. O da yalvarıyordu. Ama etrafındaki vazifeleri, talebeleri, medreseler, hocalar onu yollara düşüremiyordu. O aklınca o zahir sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyordu. Ve o sorumlulukları onun üzerinde baskı unsuruydu. Hazreti Pir o perdeyi yırtıp bağı koparamıyordu. İşte bağını koparmış olan geliyordu. O bağını koparmış olan Hazreti Şems'ti. Rüyasında gördüğü bugünkü dilde otel, o günkü dilde han geldi, hana yerleşti. O kimselerin işi zahirle değildir. Onlar ya rüyalarında görürler gidecekleri yeri ya da bizim uzak olduğumuz ama sufileri dinlediğimizde onlardan duyduğumuz, ben duydum onlardan, canlı şahidim. Böyle gözlerini yumduklarında ayrı bir alem açılır, ayrı bir perde açılır. Oradan nereye gideceklerini, ne yapacaklarını, ona emredileni yerine getirir. Biz buna dilde keşf diyoruz. Keşfen hareket etmek. Yemek yiyeceği yer dahi o keşfe göre hareket etmek. Manada neresi emredilirse oraya gitmek. O da emredileni yapıyordu. Geldi, hana yerleşti, emir bekliyor. Bir gün geçti, iki gün geçti. Bu arada Konya sokaklarını dolaşmada, caddeleri dolaşmada, çarşıları dolaşmada gelmiş olduğu, karşılayacak olduğu, konuşacak olduğu Hazreti Mevlana'nın ne yaptığını, ne ettiğini, nerelerden geçtiğini öğrenmekte. Ve o büyük hazine, o büyük hazine bir sufi kıyafetiyle oralarda dolaşmakta, hiç dikkati çekmemekte. Birinci gün geçti, ikinci gün geçti, üçüncü gün. Misafirlik üç gündür. Dördüncü gün misafirlik biter. Sufilerce dördüncü gün yer değiştirmek gerekir. Misafirlik üç gündür. İlme
yakin bir gündür. Aynel yakin bir gündür. Hakkel yakin üç gündür. Bitti. Misafirlik üç gün. Bu dünyada üç günsünüz. Bu dünyada üç günsünüz. Ham geldiniz, yancanız, pişçeniz, bitecek misafirliğiniz. Bu alemde üç günlüksünüz. Bu alemde. Varlık alemde üç günsünüz. Ruhlar alemi, yaşadığınız bu dünya alemi, ahiret alemi bitecek. Üç gün. Misafirsiniz. Bakmayın öyle 80-90 yıl yaşadığınızda. Size 80-90 yıl, bize 80-90 yıl. Dünya hayatı, ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Dedi ki, bir yolcunun o ağacın altında dinlenip gölgelenmesi kadardır. Hani yola gidiyorsunuz ya, bir otobüse bindiniz, bir yerde mola veriyor. Ne diyor? İhtiyaç molası. Herkes geliyor 15 dakika oturuyor, herkes bakıyor, bu 15 dakika nasıl geçti? Sizin de dünya hayatı öyle olacak. Buradan bitince, ah nasıl geçti diyeceğiz. İşte üç gün bitti, üç gün bitince Hacı Temiz vazifesinin başında geçtiği yolda bekliyor. O gelecek. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri o gün çok normal bir güne uyanmış gibi değil. Biraz kabız hali var, sıkıntılı, uhuneti var. Kendince bir daraltısı var. O gün çok böyle huzurlu bir gün değil. O gün normal bir gün değil. Normal bir gün değildir. Sizin hayatınızı değiştirecek bir gün normal bir gün değildir. Yıldızlar farklı doğmuştur o gün. Güneş farklı doğmuştur. Ay gecesinden bellidir. Farklıdır o gün. Yediğiniz yemek farklıdır. Her günkü çorba değildir. Her günkü tas değildir. Her günkü ekmek değildir. Eşiniz her günkü eş değildir. Çocuklarınız her günkü eş değildir. Normal değildir o gün. Hazreti Mevlana yürüdü. Arkasından avanesi yürüdü. Hocalar, hoca yardımcıları. Sakın böyle yürüdü derken özür dilerekten söylüyorum. Üniversitelerdeki tıp fakültelerindeki profesörleri ayırt ediyorum. Onlar yürüyünce ayrı bir şey yürüyor. Ege Üniversitesi'nde rahmetli şeyhimi ameliyat ettirdim. Ben Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi'ye bağlı idim. Vefat edinceye kadar. O Ege Üniversitesi'nde ameliyat oldu. Tabii biz de oradayız hasbelkader. Ameliyat eden hoca ameliyathaneden bir çıkıyor. Biz de hasta yakın olarak onunla görüşeceğiz. En az 100 tane hasta yakını var. En az işte doçent yardımcısı, asistanlar, talebeler, bir 50-60 kişi de onlar var. Koridoru komple kaplıyoruz biz. Ben baktım böyle, dedim ki ya, biz Şeyh Efendi'ye hürmet hizmet ediyoruz, hani arkasından koşturuyoruz. Bizi dedim, kınıyorlar. Siz şeyhinize nasıl davranıyorsunuz diye. Lan dedim, bu adamları çekmeli kameraya, göstermeli. Bunlar nasıl davranıyorlar bunlara diye. Ondan sonra Yaman Tokat Hoca'ya da söyledim. Dedim Yaman Hocam, yani dedim hiç kimse bizi kınamasın. Şeyhinizin peşinden böyle gidiyorsunuz diye. Vallahi dedim, sen dedim bizim Şeyh Efendi yürüse dedim ben, arkasından böyle olmaz. Dedim, bir de dedim onun bir şey söyleyen olsa o yaşlı ve hasta halinden dönüyor ona karşı. Sünneti isteyecek ya, kafasını çevirmiyor. Bunlar kafasını da çevirmiyor. Elini atıyor, nereden biliyorsa öğrenciler kalem veriyor. Öbür elini atıyor, defter veriyor. Bakmıyor bile öğrencilerine. Doçentine bile bakmıyor. Dedim, hocam sen etrafındakine bakmıyorsun bile dedim. Böyle baktı bana. Dedim, hiç olmazsa dön. Bana şunu dedi. Hocam bizim zamanımız yok dedi, bakmaya. Düşündüm. Gerçekten öyle. Adam 20 saat ameliyat ediyor. Ağzında çikolatayla çıkıyor. İşte Hazreti Pir böyle değil. Yani talebeleriyle beraber geliyor. Atının üstünde. Şems. Geliyor. Direkt. Atın. Çevir.
elinden tutuyor. Dikkat edin. Ey Mevlana! Daha henüz adı Mevlana değil ama ben öyle söylüyorum. Sana bir sorun var. Cevap. Soru medresede sorulur. Talebeler çok celaliler. Üstadlarının yolunu kesmiş. Ve birisi bir şey sorabilir miyim dememiş. Atın çilbirinden tutmuş. Edebe mugayır. Tam onun üzerine ayıracaklar. At. Kemal ehli. Hazreti Şems'in etrafında dönüyor. Mevlana da atın üstünde. Hazreti Mevlana feraset sahibi. Mümin kulların ferasetinden sakınınız. Çünkü onlar Allah'ın nuru ile bakarlar. Dur! Talebeler duruyor. Sor sorunu. Ey Mevlana! Hazreti Muhammed Mustafa mı büyük? Yoksa onun ümmetinden olan Berat-ı Bestami mi büyük? Bu nasıl bir küstah sorudur? Muhakkak ki Hazreti Mevlana, Hazreti Muhammed Mustafa büyüktür. Peki, o hakkıyla kulluk edemedim derken, Hazreti Bestami dedi ki, var mı benden daha şanı yüce, kendi kendimi tesbih ederim. Hazreti Mevlana baktı, soruyu soran da soru taş edip yavaşça atından indi. Dedi ki, ey misafir, Hazreti Beyazlı Bestami onun ümmetindendir. O kim ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın üstünden olacak? O bir damla içti, kendinden geçti. Ama Hazreti Muhammed Mustafa içtikçe içti, içtikçe içti, içtikçe içti, yok mu daha dedi. Cevabını verince Hazreti Şems aradığını bulmanın sevinciyle Allah dedi bayıldı. Su getirdiler, koşuştular. Aynı zamanda da kızdılar. Bu yabancı nereden geldi? Bizim yolumuzu kesti. Bizim üstadımızın zamanını çaldı. Bizi eyledi. O gün kızanlar hep sonra da kızdılar zaten. İmtihan vurduğu andır. Aşk değdiği andır. Değdikten sonra geçer. Ya kalmıştır sende. Ya da geçmiştir senden. Geçtiyse bulamazsın. Bir daha uğramaz sana. Postacı o. İki sefer çalar. Aşk iki sefer çalmaz. O bir sefer vurur. İkinciye vurmaz. Değdiği andır. Vakarlıdır o. Vakarlıdır. İkinci sefer vurmaz. Vakarlıdır. Bir sefer çarpar. Vakarlıdır. Kendini nakıslara satmaz. Kendini nakıslara açmaz. Kendini nakıslara, ehli olmayanlara teslim etmez. Ve onu su filan getirince Hazreti Mevlana ona baktı. Bir anda o da bana aşık oldu. Beraber tekkenin yolunu tuttular. Beraber yola gittikten sonra Hazreti Mevlana Celalettin Hazretleri'nin tekkesine geldiler. Hazreti Şems baktı, baktı, baktı. Bu kitapların hepsini okudun mu dedi. O da evet dedi. Hepsini de okudun demek ha dedi. Evet dedi. Ve birisi bir soru sordu ona. Bir soru sorunca kitaptan açtı, baktı, cevapladı. Birisi daha bir soru sordu. Yine kitaptan açtı, baktı, cevapladı. Hazreti Şems aldı kütüphaneyi, hepsini havuza attı.
Hazreti Mevlana çırpınmaya başladı. Ne yaptı? Ne oldu dedi. Hiç olmasaydı dedi. Babamın bana hediye etti husisi. Avarif-i Maarif. Evliyalar menkıbeleri. Bu vardı dedi. Bunu ayıtsaydım keşke. Suyun içerisine elini attı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Dört çiftlik Avarif-i Maarif. Hiç ıslanmamış vaziyette Şems'in elinde. Bu mu dedi aradığın? Kaldı Hazreti Mevlana. Allah dedi o düştü. Çünkü bu müthiş bir şeydi. Koşturdular Hazreti Mevlana'ya ayıttılar. Yine kızanlar çok kızdılar. Bu adam nereden geldi dediler. Ve Hazreti Şems'le Hazreti Mevlana birbirlerini buldular. Arayan buldu. Her ikisi arıyordu. Her ikisi de buldu. Ve sufilerin halvet dedikleri. Sonra bunun adının çile olarak değişti. Halvet dönemi başladı. Halvet döneminde Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems günlerce baş başa zikrullah yaparlar. Yanlarında Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled ona hizmet, onlara hizmet eder. Yemek getirir, yemek götürür, su taşır, onlara elbise taşır. Onlar günlerdir aşk perdelerinde dolaşmaya başladılar. Her gün ayrı bir esmanın tecelliyatı, her gün ayrı bir esmanın tecelliyatı, sonsuz tecelliyat deryasına dalıp Hazreti Mevlana'nın Mevlana olmasında son imzayı Hazreti Şems attı. Bu içerisinde değişik dedikodular oldu. Onlar bunlar oldu. Hazreti Şems bir gitti, ardından tekrar geldi. Ondan sonra dedi ki, bir daha gideceğim. Gidişim son olacak. Bir daha dönmeyeceğim dedi. İkinci gidişinde gitti. Bir daha dönmedi. Ve ikinci gidişinden 6 ay sonra da eşi neydi? Kimya Hatun 6 ay sonra onun yokluğuna dayanamadı. 6 ay dayanabildi. Başka 6 ay dayanan kimdi? Hazreti Fatıma'ydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göç edince o da dayanamadı. O da 6 ay kaldı. 6 ay. 6 ay. Bunda bir sır var herhalde. Ve Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri'nin manevi kızı olan Kimya Hanım 6 ay sonra vefat etti. Onun yokluğuna dayanamadı. Ve Hazreti Şems gittikten sonra, ikinci gidişten sonra Hazreti Mevlana her yere haberciler gönderdi. Her yere dervişleri gönderdi. Ama sonuçta ümidini kesti. Artık bir daha geri dönmeyeceğini öğrendi ve kendince kendi dünyasına geri döndü. Ve Mesnevi ondan sonra yazıldı. Evet, bugüne kadar Hazreti, şu ana kadar Hazreti Şems'le Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yolculukları ve buluşmaları ve sonuç olarak anlatmaya çalıştım. Kendimce, kendi anladığım kadarıyla, kendi bildiğim kadarıyla. Tabii Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hazreti Şems'in gidişinden sonra da en önemli aynı zamanda dünür olan Selahaddin Zerkubi'nin vefatından sonra kendince kendi içine kapandı. Uzun müddet kendi içine kapanık bir şekilde yaşadı. Sonra bir sabah Mesnevi'nin ilk 18 beytini yazdırdılar. Keşfle kalktı, dinle dedi, 18 beyti yazdı. 18 beyti yazdıktan sonra bir gün sonra Hüsamettin Çelebi geldi. Dedi ki efendim, bu yaşadığınızı, bu halleri bir risale
risale haline getirsek, yazsak, sizden sonra gelecek olan derviş kardeşlere bir ölçü olsa dedi. Sarının ucuna koyduğu 18 beyti çıkardı. Böyle mi dedi? Hüsamettin Çelebi müthiş. Sevinç içerisinde, evet efendim dedi. Ve Mesnevi hiçbir kitaba bakılmaksızın, hiçbir kaynağa başvurulmaksızın Hazreti Mevlana'nın söylemesi ve Hüsamettin Çelebi'nin yazmasıyla oluştu. Şimdi buna tuhaf karşılayabilirsiniz. Bazılar diyorlar ki, ya işte bu nasıl olur? Mesela Mebsut vardır Serahsi'nin. Serahsi zamanın padişahları hapis cezası verirler. Bir kuyu kazılır, Serahsi kuyudadır. İmam Serahsi kuyudan Mebsut'u yazdırır hıfzından. En son o Türkçe çevrildi yaklaşık 30 kusur cilt. Serahsi'nin Mevsut'u Türkçe'ye çevrildi. 30 cilt mi? 30 kusur cilt mi ne? Şimdi tam toparlayamayabilirim. Kuyudan yazdırıyor. Kuyunun içinde talebeler sabahları geliyorlar. Bütün gün orada. O içeriden başlıyor. Yani bildiğiniz fıkıh ansiklopedisi gibi. O yüzden bunu çok görmeyin. Allah bizi muhafaza eylesin. Namazı bırakmamak için ne yapılabilir sürekli devam için? Bırakmayacağım. Bir şeyi bırakmamak için bırakmamak lazım. Hani tabiri caizse azı dişinizde sıkacaksınız. Namaz çok önemli bir ibadet. Namaz dinde son kaledir. Bu kale yıkılırsa din yıkılır. Bir kimsenin kendi üzerindeki kendi dini yıkılır. Nerede olursanız olun, nerede olursanız olun, ne halde olursanız olun, hani bunu biraz daha genelleştirip, kimi bizim toplumumuzda şöyle düşünüyorlar ya, işte ben açıkım, namaz kılabilir miyim? Ben de diyorum ki başına bir tane, yanına çantana bir örtü al. Kısa kolluysan uzun bir tane bluz gibi bir şey al bayanlar için. İşte bir tane de uzun etek al. Ne olacak ki onlar zaten çantanda yer tutuyor. Kadınların kocaman çantaları oluyor. Bir sürü şey dolduruyorlar. Ve bir ucuna da onları koy. Nerede olursan o abdestin varsa hemen namazın onları tak kıl. Kıl namazı. Erkekler için zaten şey yok. Ne o? Müsait değilim yok. Namaz son kale. Namazınızı muhakkak kılın. Muhakkak kılın. Bunun için kendi kendinize böyle, ya ne yapmamız lazım? Böyle özel bir duası var mı? Özel bir şeysi var mı? Sen varsın özel. Namaza sımsıkı yapış. Namaza sımsıkı yapış ki o seni bırakmasın. İnşallah. Neyi temsil ediyor? Neyi herkes çalabilir mi demiş bir kardeş. Ne çalınmaz üflenir. Bütün diğer müzik aletleri için çalma kelimesi kullanılır. Ne için kullanılmaz? Ne üflenir? Ne? Yok mu burada? Ver. Meyzen başında. Nerede neyin? İzmir bölgesinde biz buna kargı deriz. Var mı İzmir bölgesinden, Ege bölgesinden olan? Evet, toprakla uğraşan var mı içlerinde? Bağ bahçesi olan o iki kişi. Siz neresinden? Fethiye. Tarla kenarlarında var değil mi kargı? Sizin neresi? Manisa'nın neresi? Kula. O sizin orada da vardır.
Ben zaten doğum bir tarafındansın sen. Ben de bayındırdanım. Öyle derler ya. Evet, bizim orada normalde sulak yerlerde, dere kenarlarında, tarla kenarlarında ama sulu yerlerde olur bu. Biz buna kargı deriz. Kimisi saz diyor buna. Biz bunun böyle daha basit olanına saz deriz. Bu bizde kargıdır. Bunun normalde boğumları vardır. Her kargıdan ney olmaz. Bunun normalde örneğin işte değişik bulma yöntemleri var. Bunun böyle bir arası bir karış olacak. Ondan sonra bu araları bir karışı geçmeyecek. Aynı zamanda böyle hani düzgün olacak. Şimdi hoş yamuklarını da kesiyorlar, sonra ısıtıp düzeltiyorlar da daha da olmadı, kesiyorlar, parçalıyorlar onları, o hale getiriyorlar. Neyzen başı, bu bana verdiğin orijinal mi, yapıştırma mı? Orijinal değil mi? Benim bu konudaki hastalığım ve rahatsızlığım var. Ben neyin orijinal olmasını istiyorum. Yani kimisini yapıştırma yapıyorlar, ben yapıştırmadan yana değilim. Bunu o kimse arayacak, tarayacak, bulacak. Bunu arayıp taramak, bulmak önemli. Ben bizatihi kendim arayıp bulanlardanım. Hususi 2 günümü ayırdım. İzmir Bayındır'a gittim. Oradaki bizim arkadaşları da aldım yanıma. Ben tabii olayı 3 aşağı 5 yukarı bilirim. Nerelerde var kargılıkları dolaştım. İçlerinde böyle elimle hep ölçtüm, biçtim. Onları kestim. Onları Bursa'ya getirdim. Ondan sonra bir kısmında neyi yaptılar. Bunun normalde o yüzden her kargıdan ney olmaz. Bir sürü kargılık var. O bir sürü kargılığın içerisinde birkaç tane neylik kargı çıkıyor. Ney zahir manada algılarsak işte bu kargıdan yapılmış bir üfleme aleti. Ön tarafında 6 tane deliği var. Bir de arkada deliği var, 7. 7, bunun şimdi bir daha ayrı mana tarafına bakalım. 7, nefis meratibi. Emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye. Kargı çile çekti. Ne oldu? Önce o iman etti. İman edince Muhammed-i Mustafa'yı kabul etti sallallahu aleyhi ve sellem'i. Baş fahresi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini simgeliyor. Eğer baş fahresi olmazsa bu kaval olur, bu düdük olur. Ney olmaz. Bu kargıyı ney yapan baş fahresidir. Baş fahre dudak dudağa olunan yer. Nedir? Muhammed-i Mustafa'yı temsil eder. Muhammed-i Mustafa'sız ney? Ney olmaz. Önce ne lazım? Baş fare lazım. Onun manasını değiştirecek. Muhammed-i Mustafa olmazsa onun manası değişmez. Farkı olmaz. Ondan sonra çileye girecek. Ne olacak? Bu güneşte kuracak. Güneşte kururken de yamulmaması için sağına soluna destekler konacak. Bu yamulmaması lazım. Yamuksa düzeltmemiz lazım. Nerede düzelteceğiz? Güneşte düzelteceğiz. Hararette, ateşte düzelecek. Ateş olmazsa, har olmazsa düzelmez. Düzeldikten sonra önce ne olacak? Biz bunun iç boğumlarını ne yapacağız? Yakacağız. Daha deliklere gelmeden iç boğumlarını yakaraktan deleceğiz. Makapla delerekten değil. Hep yanma var. Birinci delik, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde, 6, 7, 8. perde deldik. Ney? İçi bomboş oldu. Varlıktan ve perdelerden kurtuldu. Nefis meratiplerinde geçmesi lazım. Şimdi üfleyicinin elinde bir ney oldu. Tek başına ses çıkarır mı? Hayır. Durduğu yer.
yerde durur. Bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Ne olacak ki? Çocuğun eline versek sopa diye oynar. Oynar mı? Evet. Veya bunu bilmeyen bir kimsenin eline versek sopa gibi oynar. Neyzen ise üflemezden önce öpüyor. Ah! Öptü. Baş bağrıyı öpüyor. Ondan sonra alnına götürüyor. Türklerde meşhurdur ya, ekmeği öper alnımıza götürürüz. Öptü, alnına götürdü. Saygı duydu. Nesi var? Kargı? Aa, yok. Onda mana var. Ama bunda mı mana? Hayır. Ama bu olmasa neyzenin gönlündeki harareti, gönlündeki nefesi, gönlündeki notayı, gönlündeki yazılımları dökebilir miydi? Dökemezdi. Yazılım nerede? Kalpte. O yazılımı dökecek. Nefes gerek. Üflecek. Harika. Üfledi. Üflentisi nerede? Neyzen başı. Rica etsem. Şöyle bir davudi bir üflesem. Lazımsa bundan üfle. Bir tane bana ver. Öyle mi? Bizim neyzen başımız öyle basit bir neyzen başı değildir. Böyle yüzüne karşı methetmek çok hoş değil ama Türkiye'nin sayılı neyzen başlarındandır. Alaylıdır kendisi. Alaylı dedim, öyle no konservatuvar mezunu değil. Hiç oraya da gitmedi. Ustasının eline düştük. Bizi aldı. Önce içimizi deldi. Boşalttı. Ardından ağrımızı deldi. Yaktı. Yakarken of bile demedik. Neremizden yakacaksa oramızdan yaktı. İki delik deldi. Göz oldu onlar. İki delik deldi, burun oldu. İki delik deldi, kulak oldu. Bir delik daha deldi. O da ağız oldu. Hiç. Dedik ki, bununla görürüz. Bunlarla duyarız. Bunlarla koklarız. Bununla da tatalarız.
bunlar olmazsa, bunlar olmazsa, bunlar olmazsa mana olmayız. Ya biz kargılıklarda kalan kargılardan farkımız kalmaz. İşte ney? Hepimiziz. Hepimiziz. Kimimiz terbiye görmüş, kimimiz görmemiş. Kimimiz eğik kalmış, kimimiz eğik kalmamış. O yüzden ney ne manaya gelir? Olgunlaşmış, kemale ermiş insan. Yani insanı kamil. Herkes üfleyebilir mi? Gayret etmek, sevmek, üflemeyi istemek lazım. Bir de ney Mevlana Hazretleri ile özdeşleşmiş. Mevlana ney çalıyor muydu? Ya da meşkle rinde ney çalınıyor muydu? Saygılar. Evet. Ney Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin kendisi üfleyip üflemediğine dair kesin rivayet olmamakla beraber meclislerinde üflenmiştir. Tesettür nasıl olmalıdır? Tesettürün ayetleri nelerdir? Hanefi'ye göre tesettür bir kadının el, yüz, ayaklar müstesna vücudunun içi görünmeden ve hatları belli olmadan örtünmesidir. Ayetle alakalı Nur suresinde kadınlarla alakalı örtünmeyle alakalı ayetler var. Bunun fiili sünnetleri sahabe zamanında uygulanmış. Bunun üzerinde boş tartışma yapmanın bir anlamı yok. Örtünmek farz. Kadınlar için de erkekler için de. Yani örtünme ayeti yoktur dendiğinde iyi, erkekler de soyunup örtü geçsinler. Örtünme ayeti yok dediğin zaman kadınların hiçbirisi örtünmesin. Kur'an'da örtünme ayeti yok diyenler için, evet erkekler için de örtünme ayeti yok diyenler için diyorum. Yanınızda anadan yürüyen kocanızın dolaşmasını ister misiniz? Babanızın öyle dolaşmasını ister misiniz? Çok basit. Annenizin öyle dolaşmasını ister misiniz? Şimdi mantık önermesi yapacaksınız. Diyeceksiniz ki biz onu demek istemedik. Ya azıyla çoğun arasında bir fark var mı? Bir fark yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bütün topluma işte bir sigaralık esrar caiz midir diyeceğiz. Neyi arıyoruz, neyi istiyoruz? Kendimize soracağız. Neyi arıyoruz? Toplumsal bir şey. Önce kendimize soracağız. Neyi arıyorum? Bu soru soran kimseye söylenmesi lazım. Sor kendine neyi arıyorsun? Verdiğin cevap sensin. Ben bazen arkadaşlara derim ki en başa şunu koyayım. En fazla neyi seviyorsunuz? Bizim toplumumuzda, burada şimdi çıksam, herkese sorsam en fazla neyi seviyorsunuz? Hepiniz de şunu diyecek. Büyük bir çoğunluk. Allah'ı. Ateistler hariç. İçimizde ateist olan varsa onlar o demeyecek Allah'a diye. Ona soracaksın neyi seviyorsun diye. Ben sordum ateistin birisine. Neyi seviyorsun en çok dedim. Tabiatı dedi. Allah'ı seviyorsun gene dedim. Ne alakası var dedi. Ya bu tabiatın bir aklı yok mu dedim. Ben var dedi. Ben bu tabiatın aklını Allah'a bağlıyorum. Sen de tabiata bağlıyorsun. Sonuçta ben tabiat Allah'a ait olduğundan dolayı sen yine Allah'ı seviyorsun. Bu kaçınılmaz bir şey.
Tabii uzun muhabbet. O zaman neyi arıyoruz? Kendimize soracağız. Niçin hayyâle selâh denildiğinde şu minarelerden nasıl rahat oturuyoruz? Yatsı cemaatle kılmadan Şems ile Mevlana ile aynı şeyi istemiyor muyuz acaba? Evet, doğru söylüyorsunuz. Camilerden hayyâle selâh denildiğinde neden burada duruyoruz diye söyleyeceksiniz. Evet, hep dini toplantılarda arkadaşlarım böyle takva damarları fışkırır. Yani normalde bu toplum, bu topluluk, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta hiç göz önüne bulundurulmaz. Yatsı namazı, sabah namazına kadar vakti var. Siz diyeceksiniz ki yatsının vakti yeni girdi. Ama asıl kılınma saati gece yarısına yakın. Neden gece yarısına yakın kılmayı hedeflemiyoruz? İmamlar öne aldılar başlangıç vaktine. Neden? Ümmet tembellik yapıyor diye. Siz takva olan ne biliyor musunuz? Yatsı namazını tam gece, öğlen namazı vaktine yakın kılmak, ardından gece namazını kılıp yatmak. Ya da yatsı namazını kıldıktan sonra az bir şey yatıp sabah namazından önce kalkmak. Evet. Ama namaz muhakkak önemli. Bu noktada bunu böyle önemsizleştirme olarak görmeyelim. Ama bu tip dini sohbetlerin olduğu yerlerde neden yatsı namazının farzını kılmadık da orada sohbet ettik diye söylemenin de bir anlamı yok. Bunu bir sahabe Şam'a gelmişti. Şam'da böyle sohbet ederken oradaki yine böyle bir kimse, yani böyle konuşmamda bir beis yok, ben kendimce bir beis görmüyorum. Muaviye'nin avanesinden birisi dedi ki, namazın vakti geçiyor, siz hala daha sohbet ediyorsunuz. O sahabe ona dedi ki, sen mi bunu bana söylüyorsun? Allah bizi affetsin. Şems ve Mevlana Hazretleri'nin yaptığı sema, zikir olarak bilinir. Bu Peygamber Efendimiz zamanında yoktu ve bazı din görevlileri bunu biat olarak görüyor. Sizce? Evet, böyle söylüyorlar. Bazıları kalkıyorlar bilmeden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında böyle bir şey yok diyorlar. Var olanı yok demek bir, ya ilimsizliktir ya da biliyorsa, bilerekten inkar ediyorsa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında olan ve onun men etmediği bir şeyi inkar etmek küfürdür. Ben onların ilimsizliklerine veriyorum. Bu tip sorular bana çok sorulduğundan cep telefonumda hadis-i şerifin tam metni var. Şimdi çıkarıp da burada oradan okumamı gerektirecek bir şey yok. İsteyen olursa onu da gönderirim. Cafer-i Tayyar gelir. Savaş kazanılmıştır. Cafer-i Tayyar'ın gelişine mi? Der ki, savaşın kazanılması mı? Senin gelişine mi der? Bir rivayette Cafer-i Tayyar'a der ki, senin kanın benim kanımdan. Bir rivayette dudağından öper. Bir rivayette alnından öper. Cafer-i Tayyar sevincinden hem kendi etrafında hem de Hazreti Peygamber Efendimiz'in etrafında döner. Hazreti Peygamber Efendimiz'in bu çok hoşuna gider. Bu yeter herhalde ölçü olarak. Ve sema edenler, sema ederken ben bizimkilerden örnekleyeyim. Biz arkadaşlara bir dönüşe, bir çark denir. Biz onlara her çarkta Allah diyerek eğitiyoruz. Her semada, her çarkta Allah, 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 Allah diye zikreder. Ey iman edenler, siz ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı çokça zikredin. İnsanın üç hali var fiziki. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç fiziki halde de Cenab-ı Hak bize
zikretmemizi emrediyor. İslam'ın genel gidişatındaki savaşları, kaosu nasıl durdurabiliriz? Neden durdurmaya çalışıyoruz ki? Kaos mu görüyorsunuz? Ben doğum sancısı olarak görüyorum. Siz kaos mu görüyorsunuz? Ben yeniden varoluş muştusu görüyorum. Siz kaos mu görüyorsunuz? Ben yeniden bir diriliş görüyorum. Siz kaos mu görüyorsunuz? Ben hiç kaos görmüyorum. Kaos yoktur bu alemde. Her şey yerli yerindedir. Siz bir doğum telaşını bilirsiniz kadınlar. Erkekler de bilir. Erkekler bir şey yapmayacaktır ama hiçbir şey de yapmazlar. Sanki doğuracak olan onlarmış gibi telaş yaparlar. Hele ilk çocuklarıysa, yani doğuracak olan kesin bu adam denir. Bu onun gibi bir şey. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Siz yeter ki dimdik durun. Bizim derdimiz Kur'an, sünnet, vatan, millet olsun. Başka bir şey lazım değil. Her şey düzelir. Ve düzelecek de. Az önce bir öğretim üyesi, beden eğitimi öğretmeni, öğretim üyesi vardı. Benim kulağıma bir şey fısıldadı. Ne mutlu bugünlere dedi. Ben değildim. Ben dünün teröristiyim hocam dedi. Bu durdu. Sonradan açıklama yaptım. Ben yeni dine dönüş yaptığımda yıl 86. Herhalde buranın en yaşlısı benim de, benden daha yaşlısı var mı bilmiyorum, 54 yaşındayım. 86 yılında evimde hadis okurken, Buhari hadisi okunurken polisler tarafından götürülmüş bir kimseyim. Savcılığın bu kitap dini bir kitap mıdır, değil midir diye müftülüğe yazı yazıp yazının cevabını beklediği bir zamandan geliyorum. Yok. Ben o günleri gördüğüm için çok ümit varım. Hele 28 Şubat'ı da derinlemesine yaşayan bir kimse olarak daha da ümit varım. O yüzden ben 28 Şubat'tan önce ve 28 Şubat zamanının teröristiyim. O gözle bakıldı. Zikrederken basılıp götürülmüş insanlarız biz. Toplanıp çay içerken götürülmüş insanlarız. Bizim sohbet ettiğimiz yerler cami. Neresi? İsmail Hakkı Bursevi Tekkesi'nin camisi. Camide mevlüt okuturken polis tarafından çevrilip sorguya alındık biz. Ümit var o. Oralardan geldi. Bizden öncekinden daha büyük çileler çekmişler. Ama İslam isteseler de istemeseler de payidar olacak. Ve bu topraklarda olacak. Ve bu topraklardan büyüyecek o. Niçin? Onu da anlatayım. Bizim İslam anlayışımız mezhep taassubu yoktur. Bizim İslam anlayışımızda mezhep taassubu olmadığı gibi bizde ırk taassubu da yoktur. Bizde taassup yoktur. Anadolu'da bu topraklarda yaşayan Müslümanların ve yaşayan Müslümanların dini algısında bu taassuplar olmadığı için burada büyüyecek. Tasavvuf vaka olarak hizmet, tasavvuf vakfı olarak hizmetleriniz nelerdir? Tasavvuf ile alakalı vermiş olduğunuz kurslar var mıdır? Normalde burada İzmit'in içerisinde kardeşlerin durduğu bir yer var. O yüzden orada normalde hem ney kursu, hem bendir, hem sema kursları, bay ve baya. Aynı zamanda da Saatçi Ali Konağı'nda biliyorsunuz İzmit Belediyesi orayı restore etti. Restore ettikten sonra yaklaşık 60 ay oldu mu? 60 aydan beri her ayın ilk salısı orada mesnevi okumaları devam etmekte. Bizim sohbetlerimiz böyle tasavvufi sohbet olarak sorulu cevaplı gider. Mesnevi de orada 500. beyti geçtik zannediyorum. Ondan sonra orada da devam ediyor. Bu noktada
kurs noktasında bu kurslarımız devam ediyor inşallah. En çok kimi seviyorsunuz? En çok kimi deyince insanlar için böyle söylenir herhalde. Vallahi bilmiyorum ki ben birisini seviyorum diyebileceğim bir noktada değilim. Ama bu böyle hani şeyse, dini bir noktadaysa herkes gibi ben de Allah'ı seviyorum diyeceğim. Rüyalara ne kadar inanmalıyız, bizlere mesaj verebilirler mi? Üç türlü rüya vardır. Şeytani olan rüyalar, bir şeyin etkisinde kalınarak da görülen rüyalar. Bir de biz bunu rahmani rüya olarak nitelendiririz. Rahmani rüyalar bu noktada bir keşf penceresidir. Mevlana Celaleddin Rumi ismi sonradan mı aldı? Evet. Neden Rumi'nin? Rumi ne demek demiş bir kardeş. O zaman için Anadolu Rum diyarı, Rum illeri olarak görünüyordu. Mevlana Celaleddin Rumi bildiğim kadarıyla eserleri sadece Farsça yazmıştır. Türkçe değil herhalde burası. Dil kullanmıştır. Acaba bunun sebebi nedir? Birinci soru bu. Hazreti Pir o gün için Farsice kullanmış. Enteresan bir şey. Yani normalde Hazreti Mevlana bu topraklarda Farsice eser vermiş. Hacı Bektaş Veli Hazretleri kabul etmezler ama Arapça eserler vermiş. Bu topraklarda bu İslam'ın sevgi üzerine yorulmasına en büyük etkenlerden üçüncü kimse Yunus Emre, o da Türkçe vermiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu topraklarda üç büyük dilin o zaman için etken dilin üçünde de üç tane büyük veli pir var. Üçü de o etken üç dilden eser vermişler. Birisi Farsice, birisi Arapça, birisi Türkçe. Muhteşem bir zenginlik olarak görelim. Hem dil bakımından hem de birkaç dizesi bakımından ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu karışık, buna karşılık ne cevap verirsiniz? Normalde insanlar anlamadıkları şeyleri ağır bir karşılıkla reddedecekler. Hazreti Mevlana da zaten bunu önceden öngörmüş. O yüzden Mesnevi ile alakalı bunu anlamayanlar bunu eleştirirler demiş. Evet, tasavvufun kendine ait bir dili, kendine ait bir kendince anlayışı vardır. Bunun dışında kalanlar onu o gözle bakmazlar. Mesela benim az önce anlattığım ne? Tasavvuf diliyle anlattım. Ama bunu tasavvuf diliyle anlatmazsak ne dedim? Bir kargadan ibarettir dedim. Çocuğun eline verseniz ne yapar? Oyuncak diye oynar. O zaman da tasavvufun dışındaki bir kimse neye baktığında bir kargı aleti, bir kargı veya bir, çok özür dilerim söylüyorum, bir çalgı aleti görür. O manayı ona vermez. Mevlana ve Şems'in uzun süre halvete girerek dünyadan kendilerini soyutlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sufiler için bu tip halvetler vardır. Mesela itikaf bunlardan birisidir. İtikaf Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ramazan'ın son 10 gününde caminin içerisinde itikaf ibadeti yapıp dünyadan kendisini soyutlamıştır. Hazreti Musa Tur-i Sina'ya gidip 40 gün dünyadan kendisini soyutlamıştır. Bir insanın manevi gelişimi için bunlar şarttır. Tekrar söylüyorum, bir kimsenin manevi gelişimi için bu tip itikaflar ve halvetler şarttır. Gönüllerimizin, maneviyatımızın iyice boşaldığı şu zamanlarda dünya aşkının perde olduğu kalplerde ilahi güneşi nasıl yansıtabiliriz? Gönülleri tekrar nasıl şahlandırabiliriz? Biz birinci derecede bundan kendimiz sorumluyuz. Önce biz kendi gönlümüzü şahlandıracağız. Kendi gönlümüzü bu noktada ilahi aşkla yoğurmaya gayret edeceğiz. Riyada Hazreti Muhammed Mustafa ile Mevlana'yı görmenin anlamı nedir? Gökyüzündeydi. Muhteşem bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görmek bu manada hidayete, lütfa, ikrama yorulur. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini görmek de manevi olarak onun yolundan gidileceğine işarettir inşallah. Tekkeler setr olunca eyvah şimdi sahteleri türeyecek diyenler olmuş. Madem ki
Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Mürşidi kamili sahtesinden nasıl ayıracağız? Kardeşler, tekkeler setur olunca eyvah şimdi sahteleri türeyecek diye korkmuşlar. Size bir şey daha söyleyeyim. Hala da o yasak duruyor. Bir kimsenin ben şeyhim demesinin 13 yıl cezası var. İşte kaldırıldı mı kaldırılmadı mı bilmiyorum. Benim şeyhim, ben yeni intisap ettiğimde ağır cezada yargılanıyordu. Yargılanma sebebi ülkenin demokratik, laik, sosyal hukuk devletini teokratik sisteme dönüştürmekten. Şimdi muhakkak her mesleğin istismar edeni sahtesi çıkacaktır. Eğer o meslek gerçekten kıymetli bir şeyse. Şunu unutmayın. Bir şeyin sahtesi varsa o kıymetli bir şeydir. Çok kıymetli olan şeylerin, çok affedersiniz, ticaret diliyle söyleyeceğim, çakması olur. Bir marka vardır, o markanın çakması olur. Adidas'ın çakması olduğu gibi değil mi? Adidas bir marka olmuş. Bursa'da haydi bir avukatlar basıyorlar o üretim yapan yerlere. Adidas markası olanları topluyor avukatlar. Neden? Marka olmuş. Marka. Velilik, mürşitlik bir markadır. Bunun istismar edeni çıkacak mı? Evet. Bunun sahtesi çıkacak mı? Evet. Bunu ayırt edebilir mi bir kimse? Hazreti Pir diyor ki ağzının tadı olan, ağzından haber olan diyor. Nasıl küçücük bir şey kaçsa farkına varır ya diyor. O bir kimse de hassassa onun farkına varır. Ama hassas değilse farkına varmaz. Bir kimse şimdi benim hiç böyle bir Allah affetsin kendimce marka düşkünlüğüm yoktur. Ne olsa giyerim ben. Benim için sıkıntı değildir. Ama bakıyorum ben bazen alışveriş edenleri inceliyor. Yok bu marka sahte yanında falan. Hiç anlamam ben. Demek ki bir şey muhakkak sahtesinden ayırt edenler olacaktır. O yüzden biz bu noktada sahtesinden ayırt edecekse bizim elimizde Kur'an sünnet gibi muhteşem bir hazine var. Karşımızdaki konuşmacı, karşımızdaki şeyh denilen kimse Kur'an ve sünnete uygun konuşuyorsa, anlatıyorsa ona sahte demeye hakkımız yok. Eğer biliyorsak. Bilmiyorsak dinleriz, gider kitaba müracaat ederiz. Elimizde Kur'an var, elimizde sünnet-i Resulullah var. Elimizde bu iki kaynak var ise biz o kimsenin konuşmalarını ne yapar? Gider karşılaştırır. Şurada soru var, onu alıverin arkadaşlar. Erkeklerin vücut tatlarını belli edilerek örtünmesi caiz midir? Hayır. Erkeklerin de Hanefi'ye göre diz kapağının altıyla göbek deliğinin arasını göstermeleri, vücut hatlarını belli etmeleri caiz değildir. İçlerinin görünmesi caiz değildir. O yüzden bazı böyle kendince yani muhafazakar duran erkekler kendileri daracık kotu giymiş, yanındaki hanımı örtçen dolaşıyor. Senin halin ne? Sen nesin? Hele bir de bu birkaç yıldır çıktı. Yani böyle erkekler de tayt giymeye başladı. Yeni çıktı bu. Hele bir tanesi bordo giymiş. İstanbul'da gördüm yeni Şişli'de. Daha geçen hafta salı gün oradaydım. Allah'ım dedim ben herhalde böyle hani gidiyorum. Ya ben ilk önce onu normalde bayan şeyiyle bakmıyorum. Yanından geçerken telefonla konuşuyor. Böyle baktım aha erkek sesi döndüm. Allah Allah dedim ya adam kırmızı tayt giymiş, bordo tayt giymiş. Allah muhafaza eylesin.
Yani yok. Nereye gittiğinin farkında değil. Bundan bayağı oluyor. Benim dükkan o zaman araba yatağındaydı Bursa'da. Genç bir çocuk böyle bayan bluzu gibi likralı bir şey giymiş. Altında da likralı bir tane pantolon. Ayakkabılar Viking gibi böyle 5-6 yıl oluyor. O ara Tarkan giyiyordu o ayakkabılardan. Aynı Tarkan gibi. Çocuk böyle attıra attıra gidiyor. Dur dedim evladım, dur bir dakika. Durdu şimdi. Dedim oğlum sen dedim oğlan oldun diye babam bir de iki kurban kesti sana dedim. Baktı. Oğlum bu halin nedir? Bakıyor bana şimdi. Dedim sen asla Tarkan olamazsın. Olsan çakması olursun. Hiç olmazsa kendin ol. At bunu dedim. Allah muhafaza eylesin. Tabii erkeklerin de vücut hatları belli olmayacak. Bunlara bakmışım, cevap vermişim. O yüzden kenara koydum. Yanlış anlaşılmasın. Biz sohbetlerimizde şuna çok iyi dikkat ediyorum. Ben bilhassa. Buraya ne soru gelirse hiç istisnasız cevap vermeye çalışırım. Biliyorsam bildiğimce cevap veririm. Bilmiyorsam buna çalışayım geleyim derim. Hakkınızı helal edin. Bir arkadaşımızı namaza nasıl davet etmeliyiz? Evde kılıyorsak kılarken hadi gel kılalım diyorsak ve yine de olmuyorsa ne yapmalıyız? Sufiler hiç hadi gel kılalım demezler. Sufiler namazı kılarlar ama. Biz hiç eşlerimize, çocuklarımıza hadi namazınızı kılın demeyiz. Namazı kılarız. Orucu tutarız. Dinimizin emirlerini bir tamam yaşamaya çalışırız. Bakın, tebliğ bir kal ile, dil ile olur. İki, hal ile. Onu yaşamakla olur. Sufiler yaşamakla olanı seçerler kendilerine. Bir kimseye siz sabahtan akşama kadar namaz kıl diyebilirsiniz. Onun başını şişirir. Namazdan nefret eder. Allah kahretsin ya. Sırf buna inat için kılmayacağım der. Der. Yok. Siz öyle namaz kılın ki etrafınızdaki insanlar sizin namazınıza bakıp namaz kılmaya başlasınlar. Siz öyle Allah deyin, etrafınızdaki her şey ipe dizilir gibi dizilip Allah desin. Siz öyle Allah'a aşık olun, etrafınızdaki her şey aşık olduğunuza aşık olsun. Bir kimse bir şeye aşık olur. Bir kimse bir şeye aşık olursa hep dilinde o vardır. Hani genç erkekler vardır, böyle ilk defa kadınlarla karşılaşırlar. İlk defa karşı cinse karşı bir duygusu olur. Ortaokul çağlarında. Herkes şimdi ortaokula gitti erkekler. Muhakkak oradan bir bayana o kendilerince çocukça aşık olmuşlardır. Farkında değillerdir. Eve gelirler. Anne ya filanca kız var ya. He, ya saçları böyle ya. O kızı anlatır hep. Aynı şekilde kızlar da bir erkeğe karşı kız erkek aynı okuyorlardı ya. Oradan bir erkeğe gönlü kayar. Ne kadar ona aile haram yapma etme dese de içinden bir platoniklik yaşar o. Ve onu düşünür kendince. Ben kendimi anlatıyorumdur herhalde. Ben kendimi anlatıyorum. Öyle diyeyim. Ortaokuldayken ilk ben kendimi anlatacaksam ilkokula gitmem lazım. Babam sordu. Karabela nasıl bu dedi. Ona demişim ki ben. Baba kitap gibi aç aç oku. Babamın bu çok hoşuna gitmiş. İkide bir de babamın canı sıkılınca beni görünce Karabela kitap gibi ha aç aç oku. Tabii biz şifre bu. Bütün aile biliyor, dışarıdakiler bilmiyor. Şimdi böyle bir kızla bakışırsak filan ne anan kitap gibi mi? Biz tık yok bizde. Susuyoruz. Babamız biraz sertti. Şimdi işte insan bir şeye karşılaşır da ona karşı gönlü kayarsa şarkıdaki gibi
aklında fikrinde hep o vardır. Namaz kılanın namaz aklında fikrindeyse o namaz olur. Sufi namaz olmanın yolundadır. Sufi oruç olmanın yolundadır. Sufi zikredeni zikrederim der ya, zikreder, zikredilmek için. O yüzden namaza örnek olacaksanız, öylesine namaz kılın ki, namaz sizin başınızda dursun. Desin ki, bitir de seni Allah'ın katına yükseldi. Namaz sizin son selamınızı beklesin secde adenizin başında. Ona kalp yoluyla sor. Ne beklersin? Sen kimsin? O da size cevap versin. Ben senin kıldığın namazım. Bitirmeni bekliyorum. Onun katına çıkmak için. Öyle namaz kılın. O zaman birisine namaz kıl demenize gerek kalmaz. Sema etmeye nasıl başlayabiliriz? Burada başlayabilirsiniz. Sema önce o kimsenin kalbinde başlar. Ona karşı bir sevinç, bir muhabbet besler. Ve kendince der ki, kendi hayalinde Allah, Allah, Allah diye sema etmeye başlar. Eğer öyle sema etmeye başlıyorsanız, semazensiniz, üzmeyin kendinizi. Mevlana ilk ne zaman sema etmeye başlamıştır? Hazreti Mevlana yine böyle işte kendince bu ayrılıklardan dolayı kan çekerken Selahaddin Zerkubi'nin dükkanından önünden geçerken bu böyle aynen böyle anlatılır menkıbelerde de Zerkubi'nin o çekiş sesiyle başlar. Güm tak, güm tak, güm tak. Ama bu benim kendi şahsi görüşüm. Hazreti Pir onu Şemseddin-i Tebrizi'de görmüştü. Ama yapmamıştı. Sebep, sema bu manada manevi haldir. Onu bekledi. Bazı hadislerden çıkarılan yorumlara göre Orta Dağ'daki savaşların, siyah sancakların Mehdi'nin geleceğinin habercisi olduğu söyleniyor. Mehdi'nin bu yıl ya da önümüzdeki yıl yeryüzüne ineceği, 6 yıl sonra da Kudüs'e varıp bütün savaşları durduracağını söyleniyor. Sizce doğru mu? Televizyonda ya. Her gün Ankara'nın havaları diye oynayıp tanımadınız mı yoksa? Ege diliyle oynayıp patır her gece. Biz kaç tanesi de Amerika'da. Onlar da Amerika'da durup patılar. Canı sıkılan da zaten ben Mehdi'yim deyip çıkıp durur. Bunca Mehdi'nin arasında da siz Mehdi'yi bekleyip durursunuz. Pes. Hiç gözünüz görmez olmuş. Allah muhafaza eylesin. İşin şakası. Evet, vaat edilen Mehdi çıkacaktır. Dünyanın bir günü kalsa da diyor, Allah o Mehdi'yi gönderir. Bazı rivayetlerde 40 yıl duracağı, bazı rivayetlerde 7 yıl duracağı, bazı rivayetlerde 3 yıl, bazı zayıf rivayetler var, 1 yıl, bazı daha zayıf rivayetler var, 1 gün. Eyvallah. Ama kıymetli Müslümanlar, biz onu beklemekten sorumlu değiliz. Biz onu beklemekten yükümlü de değiliz. Biz çalışmak, mücadele etmek, gayret etmekten mükellefiz. Eğer Mehdi sizin hidayetinize sebep olan bir unsur olarak görüyorsanız eyvallah. Bir kitap da sizin Mehdi'niz olabilir. Kur'an sizin Mehdi'niz olabilir. Bir hadis kitabı sizin Mehdi'niz olabilir.
Bir üstad, bir veli sizin mehdiniz olabilir. Ama o beklenen Mehdi Ala Resul ise eyvallah, ben de onun geleceğine inananlardanım. Ama bu tarihler bitmiyor. Bu tarihleri verenler neye binaen tarih veriyorlar? Kendilerince bir ebced hesabı tutulmuşlar. O ebced hesabından tarih vermeye çalışıyorlar. Ama kıymetli dostlar, ebced hesabı da tutmuyor. O zaman bu Orta Doğu savaşları şu anda kan revan götürüyor. Osmanlı oradan geri çekilirken bundan daha az mı bir kan dökülmüştü zannediyorsunuz? Yani Osmanlı orada elini kolunu sallayarak mı çıktı? Nice Anadolu'nun yiğit delikanlıları şehit olmadılar mı? Ve oranın yerel halkları Osmanlı'ya karşı İngilizlerle, Fransızlarla birleşip Osmanlı'nın oradan çekilmesini sağlamadılar mı? Oradaki hanedanlıklar, oradaki aşiretler Osmanlı geri çekilirken ellerini kollarını sallayarak mı çekildiler? Nice Anadolu yiğitleri orada şühada şerbetini içmedi mi? Neden Yemen türküsünü söyledik biz? Neden ağıtlar yaktık? O zaman oradaki savaşlar olurken oradaki insanlar Mehdi gelip bizi kurtaracak diye düşünmüş olamazlar mı? Aynı düşünceye neden biz şimdi varalım? Niçin bir Mehdi bekleyelim de biz Mehdi olmayalım o zaman? Evet, bu topraklardaki Müslümanların hepsi de Mehdiyet'in birer unsurlarıdır. Dünya sizi bekliyor. Haydi dünyayı kurtaralım. Yakanındaki nedir? Son soru. Evet, yakandaki Bosna Srebrenica şehit annelerinin ördüğü bir çiçek. Oradaki bu kutlu doğumda Bosna'dan misafirlerimiz vardı. Bosna Srebrenica bölgesi genel müftüsü de misafirimizdi. Oradaki şehit anneleri şehitlerini unutmamak için böyle bir çiçek örmüşler. Biz Bosna ziyaretlerimiz oluyor, tanışıyoruz. Onlar da böyle benim için çok kıymetli bir hediye olarak algıladım. Ve kendimce dedim ki her yakama takayım. Hiç olmazsa her yakama taktığımda Bosna şehitlerini hatırlayayım diye düşünüyorum. O yüzden bu Bosna şehitlerinin üzerinde bütün İslam şehitlerinin anısına bunu takıyorum. Allah tüm Kur'an ve sünnet, vatan ve millet yolunda şehit olan bütün şehidaların ruhlarını şad etsin. Bizleri de onların yolunda eylesin inşallah. Dualarımızın kabul olmaması Allah'tan ve onun yolundan uzaklaştığımız anlamına mı geliyor? Kabul olunmamış dua diye bir dua kabul etmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın vaadi hak, dua edin duanıza icabet edeyim diyor. Mevlevilikte sayıların önemi var mıdır? Var, tasavvuf vakfı olarak daha önce İzmit'te yanlış hatırlamıyorsam 100 semazenle sema şöleni yapmıştınız. Evet, meydandaki dervişlerin sayısı 33-35 gibi belli bir sayı mıdır? Yoksa zamanla değişebilecek bir sayı mıdır? Zamanla değişiyor ama 100 sazende 100 semazen olarak orada program yapmıştık, öyle gidiyoruz. İmam Hatip'e gidiyoruz, sevap kazanıyor muyuz? Evet. Namaz kılarken aklınıza bir şeyler geliyor, namazımız bozulur mu? Hayır. Hatta namaz kılarken aklınıza bir şey gelmesi sizin imanınıza işarettir. O yüzden bir kimse namaz kılarken aklına türlü şeyler gelse, sahabe efendilerimiz bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dedi ki, biz namaz kılarken aklımıza bir sürü şey geliyor. O da dedi ki bu sizin imanınızdandır. Bir yerde hazine varsa hırsız dolaşır. Hazine yoksa hırsız dolaşır mı? Dolaşmaz. Hırsız nerede bulunur? Evde mal mülk varsa, para pul varsa oraya gelir. Değil mi? Sorar, soruşturur.
bakar ev çok zengin, çok debdebeli duruyor. Der ki bu evde muhakkak çalınacak bir şeyler vardır der, oraya gelir. Şeytan da mümin kimseye gelir. Mümin olmayan kimseyle şeytanın işi yoktur. O zaten şeytanlaşmıştır, onun vazifesini yapıyordur. Ondan ne uğraşsın şeytan? Hatta şeytan öyle şeytanlaşmış kimselerin önünde düğmesini ilikler. Der ki üstadım, pirim sensin. Öyle şeytanlaşmış insanlar olabilir mi? El cevap olabilir. Var mı? Evet. Cenab-ı Hak ne diyor? Onlar diyor aşağıların aşağısı olurlar. Allah o halden olmaktan insanları muhafaza etsin, korusun inşallah. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, bir dahaki program ayın kaçındaydı? 29 Mart'ta buradaymışız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu noktada 29 Mart'ta konu belli mi? Anadolu'nun manevi direkleriymiş. 29 Mart'ta konu iyiymiş. Manevi direkler deyince Hazreti Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den, Yunus'tan mı çıkacağız? İçini biraz da Arabi'yi de koyarız. O da gelmiş. Malatya'da durmuş, Konya'da durmuş. Bir gecede sığdır, ne yapıyorsan yapıyoruz. Tamam. Önümüzdeki 29 Mart'ta Anadolu'nun manevi direkleri programında buluşacağız inşallah. Birazdan sema var. Biz semayı bir zikir ibadeti olarak yapıyoruz. Semazen kardeşler, her çarkta Allah diyor. Hadis-i Kudsi'de buyuruldu ki kim zikir halakasında oturur, oradan kalkarsa af olmuş olarak kalkınız der. O yüzden oturduğunuz yerden siz de Allah'ı zikredin. Ve siz de Allah'ı zikrederek de buradan dağılın ki af olmuş olarak dağılasınız. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun, mübarek olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizde alkışlamak yasak yok. Biz alkış için veya teşekkür için gelmiyoruz. Biz Allah rızası için de gelmiyoruz. Biz Allah için geliyoruz. Kendimizce onu sevmeye çalışıyoruz. Onu sevdiğimiz için geliyoruz. O yüzden bize bir müteşekkirliğiniz de yok. Sizden teşekkür de beklemiyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Eğer müşteri olmazsa dükkan ne kadar zengin olursa olsun bir anlamı yok. Hepinize teşekkür ederim. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm. Evet. Sayın Üstad Mustafa Özbağ Beyefendi, biz de teşekkür ederiz. Allah sizden de razı olsun. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Güray Oruç Beyefendi bir teşekkür takdimi söz konusu. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Biz yani bir şey istemiyoruz dedik, gene kucağımızı dondurup gitsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun başkanımdan, teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Ben bütün öğrenciler adına bu çiçeğimizi takdim ediyorum Sayın Hocama. Bu geceye katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum Sayın Hocama ve sizlere. Hocam çok güzel bağladı. Gerçekten biz burada olmasak bu salonun hiçbir şekilde anlamı yok arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Hocam hakkınızı helal edin. Helal olsun, estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun.